Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim. Cemil Meriç, İrade Terbiyesi. Sayfa 7. Birinci baskıya ön söz. Hayranlık verici olan şey bir insanın gereksinimlerini ve diğer işler için yapılması gerekenleri bilmesi ve onları özenle yerine getirmesidir. Ancak özenle çalışmadıkları ve anlamak istemedikleri tek şey hayat, bilimin kendisidir. Nikol, hayatı şansa bırakmamanın gerekliliği üzerine bir tez. 17. yüzyılda ve 18. yüzyılın bir kısmında din aklın üzerine egemendi. İrade eğitimi sorunu insanlar için genel bir sorun olarak görünmüyordu. Katolik kilisesinin karşı gelinemez gücü onun salt egemenliği inananların hayatını belirlemek için yetiyordu ancak bugün bu görüş düşünen insanların büyük bir kısmı tarafından bertaraf edilmiş ve yerine bir başkası getirilmemiştir gazeteler incelemeler ve hatta romanlar iradenin oynadığı rolü önemsizleştirmek için birbiriyle adeta yarışmaktadırlar İrade eksikliği konusu ilk önce hekimlerin dikkatini çekmiştir. Ancak bu ruh hekimleri ne yazık ki psikolojinin egemen doktrinlerinin etkisi altındadır. İrade konusunda akla özel bir önem atfetmektedirler. Eksik olan şey ise dışarıdan doğrulanabilen metafizik bir teori olmasıdır. Cahillikleri mazur görülebilir. Ekonomideki siyasi görüş burada uygulanabilir. Üretim her zaman en yumuşak ama en verimsiz topraklardan en verimli ama en sert topraklara geçmeyi öngörür. Aynı kural psikoloji bilimine de uygulanabilir. Açıklaması zor olan asıl olguya geçmeden önce pek önemi olmayan ancak son derece basit açıklaması olan konular ele alınmalıdır.